Giresunlu Serap Memiş ormanın ortasına şatodan ayırt edilemeyen bir ev yaptırdı. Tarih tutkunu Memiş şimdi de Topkapı Sarayı'nın benzeri için kolları sıvadı. Serap'ın kalesi diyorlar oraya ben yaptırdığım için. Çünkü surları var tepesinde baktığınız gibi. Ama eğer kapılara bakarsanız da Fransızların kalkanları vardır. Onları kullandım. Burası ne bir kale, ne bir su deposu, ne de Kont Drakula'nın meşhur şatosu. Giresun'da orman ortasında yükselen bu otantik yapı bir ev. Görenlerin dönüp yeniden baktığı ilginç konut, tarih meraklısı Serap Memiş'e ait. Lahitler, kral lahitlerini falan biliyorsunuz, rölyef tarzındadır. Benim en büyük hevesim bunlardan başlamış. Osmanlı ve Fransız mimarisinin sentezi olan bu yapı 3 katlı. En üst katta teras, gözetleme kulesi ve surlar bulunuyor. Çevredekiler ilk zamanlar bu yapıya tepki gösterdi. İnsanlar inerken dedi ki burası su deposu mu? Ne yapıyorlar? Türbe mi yapıyorlar? İşte kim bu çılgın? Kim bu manyak? Deli ilan edildim. Hiç beni görmeden çok yorumlar yapıldı. Sıra dışı olmayı seviyorum. Serap Memiş'in hedefi şato evle sınırlı değil. Giresun'da minyatür Topkapı Sarayı da yapmak istiyor. Topkapı Sarayı'nın aynısını birebir düğün salonu olarak içinde gelin hamamından, VIP'sinden, restorantından, kafesinden, kuyumcusuna varana kadar içinde olacak.